Fatma Hocam, erken evre akciğer kanserinde akıllı ilaçların rolü nedir? Bu aslında sadece erken evre akciğer kanseri değil, yumurtalık kanseri, pek çok kanserde. Sadece ileri evre değil, son birkaç yıldaki yayınlar, herhalde son 6 ay içerisinde çıkan yayınlar gösterdi ki akıllı ilaçlar artık daha erken evrelere doğru kullanılıyor. Yani tıbbi onkolojik tedaviler, ileride korkuyorum ki cerrahi tedavilerin falan da yerini alacak gibi gözüküyor. Niye? Çünkü öyle moleküller tespit edildi ki o moleküllere yönelik öyle akıllı ilaçlar, biz akıllı diyoruz çünkü o molekülü özgü ve direkt onu hedefleyen ilaçlar akıllı ilaç diyoruz. Ve bu moleküllerde genellikle vücudun diğer dokularında olmayan veya daha az olan veya normal yapıda olan molekül tümör dokusunda daha farklı olduğu için ona yönelik ilaç geliştirilebiliyor. Ve son akciğer kanseri çalışmalarında gösterdi ki erken evrede belli bir molekül, EGFR dediğimiz bir molekül var. O moleküldeki mutasyona yönelik geliştirilmiş bazı ilaçlar ameliyattan sonra, kemoterapi aldıktan sonra hastaya belli bir süre verildiğinde neredeyse hastalık nüksü verilmeyenlere göre çok 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 azalmış durumda. Bu nedenle de koruyucu hap tedavisi diyor bazı hastalarımız. Hocam niye ona akıllı ilaç vermiş, niye bana vermemiş? Özellikle bu molekülü taşıyan hastalar için çok ciddi olarak katkı sağlamakta. Bu nedenle de bunlar daha çok gündeme gelecek ve artık akciğer kanseri, yumurtalık kanseri, meme kanseri, kolon kanseri, birçok kanser, aynı şeker, kalp, kolesterol gibi birçok kronik hastalık haline gelecekler. Yani hapı olan, korunabilen ya da hap aldığında kontrol altında olabilen hastalıklar haline geldi geliyor o noktada. Onun için de bu gelişmeleri de hızlı takip etmek gerekiyor. Mümkün olduğunca bunları takip ederek biz de hastalarımızı en iyi şekilde yönlendirmeye çalışıyoruz. Bu tarz tedavilerden uzak kalmamaları gerektiği. Yani bazen yani hiç adı sana bilinmeyen, velev ki olursa diye verilen bir ot bitki yerine kanıtı ispatı olan, verildiğinde yüzde şu kadar faydası olur, bu kadar faydası olmaz dediğimiz bu tarz tedaviler çok önemli hale geliyor. Onun için de bunları takip etmek, uygun hastalara uygun bu tarz tedavi önermek gerekiyor. Ki bizler de en azından merkez olarak bunları mümkün olunca en yakın şekilde takip edip hastalarımıza o yönde bilgi veriyoruz ve yönlendiriyoruz. Ve o tarz tedavilerimizi de sunuyoruz hastaya. Çok şükür ki hastalarımız bu tedavilere ulaşabiliyorlar. Bu tedavileri verebiliyoruz uygun olan tüm hastalarda. Olmayan, yani bazen o tümörün molekülü uygun olmuyor. O zaman da yakın takipte gidiyoruz. Yani her hasta eğer benim tümörüm akıllı ilaca uygun değilmiş, immünoterapi uygun değilmiş diye üzülmemesi gerekiyor. Yakın takiple gidilmesi gerekiyor. O şekilde de onları da yakın takip ederek gerektiğinde müdahale ederek o şekilde gitmeye devam ediyoruz.